Dyatlov Geçidi olayı nedir ve ne zaman yaşandı? Dyatlov Geçidi olayı, 1 Şubat 1959'da Rusya'nın Kuzey Ural bölgesinde meydana gelen ve 9 kayakçının gizemli bir şekilde öldüğü olaydır. Dyatlov ve arkadaşları, Urallar Politeknik Enstitüsü'nün üyelerinden oluşan bir grup dağcıydı. 23 Ocak 1959'da Ural Dağları'nda bir kış yürüyüşü için yola çıktılar. Grup, 12 Şubat'ta kamp yapmak için Dyatlov Geçidi'ne ulaştı. Ancak 20 Şubat'ta gruptan haber alınamadı. 26 Şubat'ta bir arama ekibi Dyatlov Geçidi'nde grubun çadırını terk edilmiş halde buldu. Çadır, karın içine gömülmüş ve büyük ölçüde hasar görmüştü. Çadırın kapıları ve pencereleri dışarıdan kesilmişti. Arama ekibi çadırın yakınında yalnızca iç çamaşırı ve çorap giyen 5 ceset buldu. Cesetler çadırdan yaklaşık 500 metre uzakta, çıplak bir tepede bulunuyordu. Cesetlerin üzerinde herhangi bir dış yara veya kan izi yoktu. Ancak bazı cesetlerin iç organları yoktu. Diğer 4 ceset yaklaşık 3 ay sonra 4 Mayıs'ta bulundu. Bu cesetlerde iç organların yanı sıra kafatasında kırıklar da vardı. Dyatlov Geçidi olayı hala çözülememiş bir gizemdir. Olayla ilgili birçok teori öne sürüldü. Bu teorilerden bazıları şunlardır. Dışarıdan bir saldırı, bazıları grubun bir hayvan veya insan saldırısı sonucu öldürüldüğünü düşünmektedir. Doğa olayı, bazıları grubun bir çığ, bir kar fırtınası veya başka bir doğa olayı sonucu öldüğünü düşünmektedir. Bilimsel bir deney, bazıları grubun gizli bir Sovyet askeri deneyinin kurbanı olduğunu düşünmektedir. Ancak bu teorilerden hiçbiri kesin olarak kanıtlanamadı. Dyatlov Geçidi olayı hala dünyanın en gizemli olaylarından biridir.